Urfa'nın yöresel yemekleri ağırlıkta. Ama bir tanesi var ki o baş köşede. Onun adı Kürt köftesi. Kürt köftesi menüde her gün yok. Sadece siparişle yapılıyor. Bunun nedeni de bu köftenin ana maddesi bulgur. Bulgur ertesi güne kalmıyor. Malumunuz ıslanınca şişiyor ve bozuluyor. Tadı bozuluyor. Bu Kürt köftesinin nasıl yapıldığına gelince dikkatle dinlemenizi ve not almanızı diliyorum. Çünkü çok lezzetli bir yemek. Belki evinizde siz de deneyebilirsiniz. Önce ince kısırlık bulgur ile iri pilavlık bulgur kaynayan bir suda 10 dakika yumuşatılıyor. 10 dakika kaynatılıyor. Sonra bir tepsinin içine alınıyor. Tepsinin içinde karıştırılarak soğuması bekleniyor. Soğuduktan sonra bunun üstüne sırasıyla un, bir miktar un, kuru reyhan, tuz, pul biber, acı pul biber, kırmızı pul biber. Bu iyice, bu karışım iyice yoğruluyor. Yani, kıvam yani sıktığınız zaman dağılmayacak köfte haline gelecek şekle gelinceye kadar yoğruluyor. Sonra onlar avuçların içinde sıkılarak köfte haline getiriliyor. Bir kaba kuşbaşı doğranmış patatesler konuyor ve bir miktar haşlanıyor. Patatesler haşlandıktan sonra yapılan bu bulgur köfteleri tencerenin içine atılıyor ve kaynamaya, pişmeye bırakılıyor. O pişerken ocağın bir kenarında da sıvı yağ ile salça karıştırılıyor. Salça sıvı yağın içinde iyice eritilip bir sos haline getiriliyor. Bir tarafta da çökelekle yoğurt karıştırılarak sarımsaklı bir sos yapılıyor. Kürt köftesi piştikten sonra tabağa alınıyor. Üstüne sarımsaklı yoğurt sosu dökülüyor. Onun üstüne de salça gezdiriliyor ve ortaya tarifi imkansız lezzetli bir yemek çıkıyor. Hepinize mutlaka Kürt köftesinin tadına bakmanızı öneririm. Köftesi bir yemeğin etsiz de ne kadar lezzetli olacağının en büyük kanıtı.